Evet, 8 Ekim 2015 rekor gelişim ürünümüzü incirlerine kullanan Sayın İsmail Çevik Bey'in bahçesindeyiz. Burası Aydın Atça. 38 tane Bursa Karası incir bahçesindeyiz. İsmail Bey, rekor gelişimi incirlerde ne kattı? Bir anlatır mısınız? İncirlerde hem kaşkın olmuş oldu. 14 yaşında. 14 yaşında. Kaşkın demek, burada da ilk kez duyuyoruz. Sürgün, sürgüne kaşkın diyorlar. Kendi deyimle. Antepler'de işleme diyorlar, onu da yeni öğrenmiştik hali. Kaşkın, kaşkınlar, evet. Evet. Sürgün diyoruz. Evet. Bu geçen sene göre hem verimini fazlalaştırdı, hem incirin kendisini iriltti. Evet. Ben çok çok memnunum yani rekor gelişimden. Bu şu hasat yapılmış ağaçlar şu anda. Evet, hasat yapıldı. Bu evet. Şunlar son güze gelen incir. Evet. Yani şu an yenilebilir mi şu an bunlar? Yenmez. Gayet sert çünkü. Yok olanı. Evet. Peki o zaman fiyatı değişir mi acaba o zamana kadar? Bu hemen hazır. 3 gün sonra bu erecek. 3 gün sonra? Bu 1 hafta sonra. 1 hafta sonra? 3-4 gün sonra. Evet. Yani o şekilde gidiyor. Siz yani. Siz tüccara dalında sattınız yani. Biz dalında verdik. Peki hasat yapılırken başında bekliyor musunuz tüccar toplarken? Çünkü ağaçlara zarar vermemesi açısından. Yok. Onları ben 4 senedir, 5 senedir tanıdık insanlar. Tanıdık insanlar. Çevresindeki hiçbir şeyi tenezzül etmezler, almazlar. Ama gelirler, incirlerini. Anladım. Toparlar, güzel, giderler. Güzel. Gezelim bahçeyi. Yani burada... Bu tarafı gidelim. Lütfen ha, sürgünleri gösterin. Ağacın farkını gösterin. Sürgün işte. Bozuk ağaçlarınız var mıydı? Onları gösterin. Ergin incirler. Ağaç başı kaç kilo demiştiniz kaldırıyorsunuz? Ağaç başı 300. 300 kilo. 300 kilo benim görüşüme. Yani bu kadar kaç, ne kadar toplandı şu saate kadar? Bu saate kadar şu sürgünden 9 tane incir aldıysa 1 kilo. İşte toplam tüccara sormuyor musunuz ne kadar kaldırdık diye? Onlar tabii söylemez ki. Söylemez. Karını söylemez. Karını söylemez. Ama ben 300 kilo tonajını biliyorum. Anladım, o şekilde. Peki etraftaki ağaçlara göre ağacımız nasıl? Etrafta... Buranın yerlisiniz, siz burada yaşıyorsunuz. Bu etrafta benim incirden başka incir yok. Yok. Yukarıda yani dağ kenarında yani sulanmayan sarı incir, evet. Yani beyaz incir ile evet. Karşılaştırdığımız zaman onlar oldu, bitti. Evet. O da Ağustos'tan hemen hemen 20 gün önce evet. Olmaya başladı. Bu Ağustos'un başlangıcında oldu. Halen evet. Daha topluyoruz. Dağlı kardeşler mesela onlar bitirdi incirlerini. Peki anladım. Dağlı değil de siz bunu kendi içinde kıyaslayın. Bu 14 yaşında bir ağaç. Heh. Yani bu kadar diri oluyor mu yıllardır yani onu bakalım öncelikle. 14 senedir evet. Ben kendim çabalarımdan verdiğim eski sığır gübresinden atıyordum. Evet. Şeker gübresi kullanıyordum ama şeker gübresini pek fazla kullanmadım korktuğum için. Serhat kardeşim geldi. Rekor gelişimi gösterinceye kadar baharını aldım, attım. Evet. Bu bugünkü haline geçen seneki yoktu. Peki sarılık var mıydı yapraklarda daha önce? Evet, vardı. Yani peki böyle gürbüz, böyle yeşil olmuyordu. Yeşil olmuyordu. Olmuyordu. Evet. Evet. Peki aynı şekilde mandalina nerede kullandınız? Mandalina onların kullandım. Sorunu neydi ilk başta? Onda da çingo eksikliği vardı. Sararıyordu. Şimdi evet. Bayağı yeşil, çok yeşil. Ama bir iki hastalık bulan ağacım var ama onu da keserekten düzelteceğiz. Peki kaç ağaca verdiniz mandalina ağacı olarak? 60 ağaç. 60 ağacın neredeyse tamamını sararsın evet. Toparladı. Toparladı. Süreç devam ediyor. Zaten siz yılın ortasında herhalde bir yerde kullandınız. Mart, Nisan, Mayıs, Nisan, Mayıs. Evet, evet. İşte, ne zaman kullanıldı? Nisan, Mayıs. Nisan, Mayıs döneminde. Evet. Dolayısıyla daha portakal, mandalina gibi, narenciye grubu daha devam ediyor. Mesela bunlar hasatı başladı ama onların hasatı daha yılın sonunu buluyor. Yılın başına kadar devam ediyor. Eylül, Ekim, Kasım'ın başlangıçlarına yani gray düşene kadar, yaprağı dökene kadar. Sürgün bak bu kadar tohum vardı, meyve vardı. Evet. Peki buna rağmen sürgünümüz nasıl? Yani asıl onu konuşmak lazım. Sürgünü, bunun sürgünü gübresini verdikten sonra bunun sulama amaçlı olduğundan incirimiz. Hı hı. Bunu ne kadar sularsak o kadar kaşkın oluyor. Kaşkın oluyor. Heh. Ama sağlıklı olmuyordu yani sarı oluyordu yani. Sararan yapraklar da oluyordu ama evet. Sürgün fazla olmuyordu. Peki yere dökülen meyve anlamında ya da yere nasıl dökülen, durumlar? Yere dökülen başlangıçta evet. Gübre vermeden önce biraz sararma yapmıştı. Ondan sonra toparladı gübreyi evet. Verince. Evet. Bu hal bu şekilde yere dökülme olmadı gibi. Olmadı. Ya yani meyve tutumu güzel. Meyve tutumu diğer ağaçları geçelim gösterelim. Şu en azından hepsinin aynı güzellikte olduğunu gösterelim.
İncir bahçesinde. Şunları çekelim şöyle. Evet. Başka orada da var ufak. Buraya da bak uçattım ben. Geçen sene bu yoktu. Evet, bu seneki sürgünler yiyoruz. Şöyle bakalım. Buna da bu sene verdik ve hepsi sürgün. Sürgünler hepsi de bu sene. Hepsi bu sene sürgün yani. O zaman bu ağaç da küçük bir şeymiş yani. Ben bunu kestim de. Evet. Şu biden cevizim var, düştü, evet. Yıkıldı buraya. Evet, evet. Kırdı. Bak işte geçen seneki sürgünü buraya kadar. Bu sürgün, evet. Bu yılki sürgünler vardı buraya kadar. Evet. 1,5 metre. Tamam İsmail Bey, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi portakal mandalin bahçesine gideceğiz. Evet, 8 Ekim 2015. Rekor gelişim müşterimiz Sayın İsmail Çevik Bey'in incir bahçesini gezdik. İyi akşamlar, hoşçakalın.